adım Mehmet Çolak. İsmail oğlum Mehmet Çolak. 1929 yılında doğmuşum. Ve babamların da buraya mübadele tarihlerini ben şimdi şu anda hatırlayamayacağım. Zaten onlar daha erken gelmişler İstiklal Harbi'nin sonlarında filan. Atatürk'ün şeyi de oradan mübadele yapılmış. Tabi oradaki Türkleri Türkiye'ye almışlar. Türkiye'deki Rumları da Yunanistan'a göndermişler. Karşılıklı mübadele yapılmış. Efendim, tabi o anları biz zaten bilmiyoruz. Zaten dünyada yokmuşuk o zamanlar. Böyle Samsun'a geldikten sonra dünyaya gelmişik. Burada Kesirli'yi tabi Yunanistan'da iken büyüklerimiz tütüncülük yapıyorlarmış. Efendim bunların tütüncü olma sebebiyle Samsun'da tütün bölgesi olduğuna göre Samsun'a münasip görmüşler. Tabi büyüklerimizin şeyiyle razılığıyla buraya göndermişler. Tabi buraya yerleşmiş babalarımız. Ondan sonra da tabi bizler dünyaya gelmişik. Şey genişlemiş. Tabi çoluk çocuk sülale genişlemiş. İşte burada şu anda burada vakitlerimizi geçiriyoruz filan. Dedemiz Mehmet Çolak oğullarından Mehmet ismindeymiş ve onun oğulları İsmail Çolak ve Hüseyin Çolak iki kardeşmişler. Tabii bu İsmail Çolak da Hüseyin Çolak da oğulları, kızları falan dünyaya gelmiş. Kimisi hayatta ve kimisi ömürleri yetmiş, dünyayı terk etmişler filan. Selanik tabi işittiğimize göre Atatürk'ün şeyiymiş, memleketiymiş. Selanik'in kazası olan Drama kazasında imiş babamların yaşadığı köyler. Köyün ismi de Karagöz Köyü'ymiş. Orada Çolak oğulları diye geçiyormuş. Eski Yunanistan'da diyelim. Çolak oğulları diye geçiyormuş. Buraya Samsun'a gelince de tabii soyadı verilince yine aynı Çolak diye verilmiş. Hatta benim nüfusumda bir zorluk çıktı bir gün de çocuğuma şey yaparken nüfus cüzdanı almak için bir zorluk çıkardılar. Eski isim Çolak oluyormuş, şimdi de Çolak. Bu yanlış kabul edildi ve bunu şey yapmadılar, kabul etmediler, olmaz dediler. Nihayet dediler ki ya bunu eski kütükten arayalım bakalım. Bu sefer eski kütüğü aradılar, buldular. Ha, tamam dediler. Eskiden Çolak oğluymuş, şimdi de Çolak olmuş. Evet doğru dediler. Ve çocuğun nüfus cüzdanını verdiler filan. Bizim Türkiye'de ekseri
nenem tarafından çoğu. Fakat şeyde bunlar, Tekirdağ Malkara kazasında. Malkara kazasının Elmalı köyünde. Hatta bazı oraya gidip onlarla görüştüğümüzde oluyor yani, devam ediyoruz. Sonra da dede tarafından geliyoruz. İşte, baştan dedim ya, Mehmet dedemiz. Ya neden Çolak demişler ona işte? Artık bilmiyorum onu. Elimi Çolak'ta koydum. Ha işte öyle bir şey mi vardı yoksa? Yok bilmiyorum. Neden Çolak oğlu lakabını verdiklerini bilemiyorum. Yok Yunanistan'da yani. Selanik'te, Yunanistan'da mesela bir akrabamız yok. Zorluk çıkarmamışlar. Buraya gelince işte bizim şimdi şu anda oturduğumuz köyü münasip görmüşler. Buraya göndermişler. Yunanistan'dan gelen büyüklerimiz de burayı beğenmişler. Yani bu arazi iyi. Yani burada çalışan için geçim yapması zorluk çekilmez falan diye. Burada kalmışlar. Sonra iki ya bölünmüş köy, Yunanistan'dan gelen köy kalabalıkmış tabi. İki yarısı şeye gitmiş, Yalova'ya gitmiş. Yalova'nın Kılıçköy nahiyesine gitmiş. Onlar orada çalışıyorlar şu anda. Biz toplam kardeş olarak 6 kardeşiz. 3 oğlan, 3 kız. Fatma Çolak. Evet tabii o evlenince ismi değişti ondan sonra. Beynin ismini aldı. İkinci kız kardeşim Zehra Çolak. Üçüncü kız kardeşim de Hatice Çolak. Ali Çolak. İşte ben şu anda sahada yaşıyorum. Hayatta yaşıyorum. Bir de kardeşim Şerif Çolak var. O da beraberiz, evlerimiz yan yana. Olmuş buranın yerli köyleri halkından. Yani bunlar muhacir. Memleketlerini terk etmişler. Tabii buraya gelince burada her şey ya ihtiyaçları var. Bazı merhametli Müslümanlar yardım etmişler. Artık bir sene iki sene geçince zaten herkes arazi verilmiş. Köyün hudutları filan çizilmiş. Tabii çizilen hudut içerisinde şey yapmaktayız mesela, bulunmaktayız. Tabii yerli köylerin bazı hususlarda biraz şeylikleri, yanlışlıkları olmuş. Hudutları biraz yanlış çizdirilmiş ama işte. Çünkü gelenler de bizim içerimizde gelenler de hudutları bilen yok. Hudutları bilen de onlar. Doğru söyleyen de onlar. Yalan söylemişse yalan söyleyenler de yine onlar. O vaziyette. Ama şimdi komşu köylerle çok rahat anlaşabiliyoruz ve tatlı geçim yapıyoruz. Öyle birbirimize karşı herhangi bir yanlış fikir taşımakta değiliz. Orada arazi varlık şeyi tespit edilmiş. Mesela Nik'te herkesin nesi var, nesi yok arazi üzerinde. Orada tespit edildiğine göre mukabilinde onun karşılığında artık topraksa toprak, evse ev, mesela burada çiftlikse çiftlik, memlekette çiftliği olana da burada çiftlik hakkı tanımışlar. Değirmenli olana değirmen hakkı tanımışlar efendim. Böyle oradaki durumuna göre burada şey yapmışlar. Memleketteyken Çolakların durumu İyi yani, fena değilmiş, arazi çokmuş. Fakat arazinin çokluğuna göre
çalışmaya adamları azmış işte tabii ellerinde hayvanları filan bulunuyormuş. Koyun, sığır falan gibi. Yani geçimleri rahatmış rahmetli. Büyüklerimizin anlattığına göre orada buradakinden daha geniş yaşıyorduk falan derlerdi. Çocuklar ayrılıp başka yere gitmemişler. Öyle Yalova gibi veyahut öbür akrabalar tarafına, Tekirdağ tarafına gibi, Malkara tarafına gibi böyle ayrılıp giden olmamış. Hepsi burada esken yapılmış. Birlikte çalışılmış. Mesela zaman zaman tabii kardeşler, torunlar falan yıllar geçince kalabalıştıkça mesela aile ayrılıkları tabii devam etti, etmek devrede. Aslında 26 doğumluyum ben ama babam tabii eskiden askere gittiğinde orada zahmet çekmiş. Bu çocuğum da 2-3 yaş şey yapmasın da bunu küçük yazdırayım da birazcık güçlü, kuvvetli olsun. Askere giderken öyle ya biraz zahmete daha çok katlanır. Askerde çünkü askere gidenler 2 yıllık giden 12 senede geliyor, 10 senede geliyormuş askerden. Birçoğular mesela tabii gelemiyor, orada kalıyormuş. Persen hale düşüyor efendim, başka yerlerde kalanlar da hatta tek tük mesela şey yapıyormuş, kalmışlar öyle. Ev ocak olmuşlar. Ama bizim sülaleden başka yerlerde de kalan olmamış. Çolaklar tabii benim görüşümle topyekün tek vücut kabul edebilirim. Yani birbirlerine karşı böyle bir ayrılık düşünecek bir şahıs diyemeyeceğim. Hepsi birbirlerine bağlı ve saygılı, sevgilidir.